Aşağıda y eşittir fx parabolü verilmiştir. Fx parabolünün simetri ekseni x eşittir 2 olduğuna göre demiş arkadaşlar. Şurası 2 noktasıysa eğer şöyle çizdiğimizde arkadaşlar simetri ekseni aslında tepe noktası anlamına gelecektir burada. Simetri ekseni ne demek? Sol tarafla sağ taraf aynı birbirinin aynada karşılığı gibi duracak demektir. Dolayısıyla bu da tepe noktası olmasını gerektiriyor. Çünkü en yüksek noktaya şurada çıkacak ve tekrardan düşmeye başlayacaktır diyebiliriz. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Eksi 1'den 2'ye kadar eğer 3 varsa yani tepe noktasına kadar 3 birim varsa 2'den diğer köke kadar yine 3 birim olacaktır. Dolayısıyla 2 artı 3'ten aslında şurası 5 noktasıdır diyebiliriz. Peki köklerden biri eksi 1'di, diğerinin de 5 olduğunu öğrenmiş olduk. Bir parabolün denklemini biz şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Fx eşittir, baş katsayımız a olsun, köklerden biri eksi 1, x eksi eksi 1'den x artı 1 geldi, çarpı diğer kökümüzde 5 olduğu için x eksi 5 gelmiş oldu arkadaşlar. Bir de şurada eksi 10 noktasını vermiş bize. Yani x yerine 0 yazdığımızda y'si eksi 10 geliyormuş. O zaman y eksi 10 olarak yazalım. X yerine de 0 yazdığımızda 0 artı 1'den 1, 0 eksi 5'ten de eksi 5 geldi. Şimdi eğer iki tarafı eksi 5'e bölecek olursam a'yı yalnız bırakmış oluruz. Şunlar gitti. A eşittir 2 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Yani fx eşittir 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5 şeklinde geldi. Peki parabolün en küçük değerini soruyor. Şimdi bu parabolün kolları yukarı doğru olduğu için en küçük değerini tepe noktasında alacaktır. Yani işte şurada alacaktır. O zaman 2 verildiğinde sonucun ne olduğunu bulmamız gerekiyor bizim. Yani F2'yi bulmamız gerekiyor. 2 çarpı 2 artı 1'den 3, 2 eksi 5'ten de eksi 3 geldi. 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 9, 2 ile çarpınca eksi 18 gelmiş oldu. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Aşağıdaki şekilde y eşittir fx parabolü verilmiştir. Şimdi şu şekilde bir parabol verilmiş. 3 noktasında çift katlı kök var arkadaşlar. Biz bunu şöyle yazabiliriz. Fx eşittir baş kat sayısı a olsun. Bir tane kökü var zaten, o da 3'tür. O zaman buradan da x eksi 3'ün karesi diyebiliriz. Çift katlı kök olduğu için başka da kökü yoktur zaten. Şimdi burada bize 4 noktasını da vermiş. Yani x 0 olduğunda y 4 oluyormuş. X eşittir 0 için y eşittir 4 geliyor. Bunları gidelim yerine yazalım. Fx gördüğümüz yere 4 yazdım. A çarpı x gördüğüm yeri de 0 yazdığımızda 0 eksi 3'ten eksi 3 karesi artı 9 yapacaktır. İki tarafı da 9'a böldüğümüzde a eşittir 4 bölü 9 olarak geldi. Yani bizim aslında fonksiyonumuz fx eşittir 4 bölü 9 çarpı x eksi 3'ün karesi şeklinde bir fonksiyondur. Bize f eksi 3'ü sormuş, yani x yerine eksi 3 yaz diyor. 4 bölü 9 çarpı eksi 3 eksi 3'ün karesi eksi 6'nın karesinden artı 36 olacaktır burası. 4 bölü 9 çarpı 36. 36 ile 9 sadeleşti, 4 oldu. 4 çarpı 4'ten de sonuç 16 olarak geldi. Yani cevabımız Edirne seçeneği. Y eşittir x kare artı 4x eksi 8 parabolü ile y eşittir 3x artı m doğrusu iki ayrı noktada kesişmektedir. Yani bunları birbirine eşitlediğimizde arkadaşlar x kare artı 4x eksi 8 eşittir 3x artı m dediğimizde burada iki tane kök elde edebiliyoruz. Şimdi 3x'i sol tarafa atacak olursam eksi 3x olarak geçer. 4x'ten 3x çıktığında x kalacaktır. M'yi de sol tarafa atalım. Eksi m olarak geçsin, eşittir 0. Şimdi bizim buradan anladığımız bu denklemde iki tane kök var. İki tane kökün olması delta'nın sıfırdan büyük olması anlamına gelir. Dolayısıyla b kare eksi 4ac büyüktür 0 deriz. Buradaki b 1'dir arkadaşlar. 1'in karesi eksi 4 çarpı a da 1'dir. C nedir? C de eksi 8 eksi m'dir. Büyüktür 0. Şimdi şurayı bir düzenlemek istiyorum ben önce. Eksi 4 ile eksi 8'i çarptım. 1'in karesinden 1 geldi. Eksi 4 ile eksi 8'in çarpımından artı 32 geldi. Eksi 4 ile eksi m'nin çarpımından da artı 4m büyüktür 0 olarak gelmiş oldu. 1, 32 daha 33 karşıya attım. Eksi 33. 4m büyüktür eksi 33. İki tarafı da 4'e böldüğümüzde m büyüktür eksi 33 bölü 4 olarak geldi. Şimdi eksi 32 olsaydı tam olarak eksi 8 gelmiş olurdu 4'e böldüğümüzde. Ama şu an eksi 8 virgüllü bir sayı gelecektir arkadaşlar. Mesela eksi 8 virgül 2 gibi bir sayı gelecek böyle.
M'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini sormuştu bize arkadaşlar. Dolayısıyla -8,2'den büyük tam sayıları düşünelim. -8 mesela bundan büyüktür. -7 büyüktür. -6 büyüktür ve bu şekilde sonsuza kadar gidecektir. En küçüğünü bize sorduğu için buradaki en küçük -8'dir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Y eşittir x kare artı m artı 1 çarpı x artı 8 parabolünün tepe noktası x artı 2 eşittir 0 doğrusu üzerindedir. Şimdi 2'yi karşı tarafa attığımızda bu aslında x eşittir eksi 2 doğrusudur arkadaşlar. Tepe noktası eğer bu doğru üzerindeyse o zaman tepe noktasının apsisinin eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bu ne anlama gelir arkadaşlar? R'si eksi 2 demektir. R'yi de nasıl buluyorduk biz? Eksi B bölü 2A olarak buluyorduk. B burada M artı 1'dir. A da 1'di. 2 ile çarpınca 2 oldu. İşte bunun eksi 2'ye eşit olduğunu söylüyor. Şimdi eksi M eksi 1 eşittir 2 ile eksi 2'nin çarpımından eksi 4 olarak geldi. Eksi 4'ü sol tarafa attım artı 4. 1 çıkarttığımızda 3 kaldı. Eksi M'yi de sağ tarafa attığımızda artı M olarak gelmiş oldu. M'yi 3 olarak bulduk. Yani bizim aslında parabolümüz Y eşittir X kare 3 artı 1'den 4X artı 8 şeklinde bir paraboldür diyebiliriz. Peki buna göre parabolün tepe noktası, şimdi bir koordinat düzlem çizelim arkadaşlar şöyle. Şurası x ekseni, şurası y ekseni. Tepe noktasını biz ne olarak bulduk şu anda arkadaşlar? Şimdi r'sinin eksi 2 olduğunu bulduk. Eksi 2'yi yerine yazdığımızda eksi 2'nin karesinden 4. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 artı 8. Bunlar gitti. 4 olarak gelmiş oldu. Eksi 2'ye 4'müş tepe noktası. Şimdi tepe noktası o zaman şuradadır diyebiliriz. Eksi 2 şurada, 4 burada. Bunların da birleştiği yerlere baktığımızda yani şuradadır diyebiliriz tepe noktası için. Peki parabolün tepe noktası. Bunu işaretledik. Y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği noktayı nasıl bulacağız? X yerine 0 vereceğiz. Çıkan sonuç Y eksenini kestiği noktadır arkadaşlar. X yerine 0 verdiğimizde şurası 0 oldu. Burası da 0 oldu. 8 gelmiş oldu. Demek ki Y eksenini 8'de kesiyormuş. O zaman biz şöyle diyelim. Y eksenini şöyle biraz uzatalım. Şu şekilde göstermiş olalım. Y ekseni diyorum. 8 noktası da şurada olsun arkadaşlar. 8 noktasında kesiyor. Ve orijini kabul eden. Orijin de şurası. Orijini köşe kabul eden üçgenin alanı. Bunları birleştirdiğimizde arkadaşlar şu şekilde bir üçgenin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Şöyle bir üçgen ortaya çıkıyor. İşte bu üçgenin alanını istemiş bizden. Şu üçgenin alanını istemiş. Üçgenin alanını nasıl bulacağız? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi tabanın burada 8 olduğunu biliyoruz. Yüksekliğimiz de şurasıdır. Şurası 90 derece. Buranın da zaten 2 birim olduğunu biliyoruz değil mi? Çünkü şurası 2 birimse burası da 2 birim olacaktır. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 gelecektir. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx parabolü verilmiştir. C 7'ye n noktası parabolün üzerinde bir nokta olduğuna göre A noktasının apsisi kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi ben bu parabolün denklemini şu şekilde yazabilirim. Fx eşittir. C burada bizim baş katsayımız olsun. C çarpı köklerden bir tanesi A, bir tanesi de 5. O zaman x eksi A çarpı x eksi 5 şeklinde bunu yazabiliriz aslında. Şimdi bizim burada bildiğimiz bazı bilgiler var. Nedir bunlar? X yerine 0 yazınca sonuç n geliyormuş. Yani f0 n'e eşitmiş arkadaşlar. X yerine 0 yazdığımızda C çarpı eksi A çarpı eksi 5 eşittir n'e eşit oluyor. Buradan da eksiler sadeleşti. Ne geldi? C çarpı A eşittir. İki tarafı 5'e bölsek n bölü 5 oldu arkadaşlar. Bu bir kenarda dursun bakalım. Bir de şunu biliyoruz. 7 yazdığımızda da sonuç n geliyormuş. Yani F7 eşittir diyorum ben burada. C çarpı 7 eksi A çarpı 7 eksi 5 olarak geldi. Bu da n'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi şurayı bir düzenlediğimizde 7 eksi 5 zaten 2 demektir. 2c çarpı 7 eksi a eşittir n olarak gelmiş oldu. Şimdi 2c'yi içeri dağıtacak olursam 2c ile 7'yi çarptım 14c oldu. 2c ile eksi a'yı çarptım. Eksi 2c çarpı a olarak geldi. Eşittir n oldu arkadaşlar. Şimdi şunu da bir düzenleyelim.
C çarpı A gördüğümüz yere n bölü 5 yazabiliyorduk biz. Dolayısıyla şurada C çarpı A görüyorum. Burada n bölü 5 yazabiliriz. 14C eksi 2 çarpı n bölü 5 diyorum. Eşittir n oldu. Devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Eksi 2n bölü 5'i karşıya atıyorum. 14C eşittir n artı 2n bölü 5 olarak gelmiş oldu. 5 ile n'i çarptım. 5n, 2n de buradan 7n bölü 5 oldu. 14C eşittir 7n bölü 5 olarak geldi. Şimdi burada 14 ile 7 sadeleştiğinde ne olacaktır burası? 2C eşittir n bölü 5 olarak gelmiş olacaktır. Peki bu bir kalsın bakalım. Bir de şurada bir bilgimiz vardı bizim. N bölü 5 burada C çarpı A'ya eşitti. N bölü 5 burada 2C'ye eşit. Bu iki bilgiyi birleştirerek şunu söyleyemez miyiz? Bu durumda C çarpı A ile 2C birbirine eşittir deriz. İki tarafı da C'ye bölecek olursak burada sadece A kalmış olur. Burada da 2 kalmış olur. A'nın 2 olduğunu bulabiliriz. Bize de zaten A noktasının absisini sormuştu. Cevabımız Denizli oldu. Yukarıdaki şekilde tepe noktası t eksi 1'e 0 olan fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolü veriliyor. Buna göre a, b ve c gerçel sayıların işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi burada arkadaşlar şu noktada aslında çift katlı kök olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben bu parabolün denklemini fx eşittir a, b, c kullanıldığı için şuraya d diyeyim. D çarpı x eksi eksi 1'in karesi, yani aslında x artı 1'in karesi oluyor burası. X artı 1'in karesi dedik. Bu şekilde yazabiliriz aslında. Bunu da açtığımızda ne olacaktır? Birincinin karesi x kare. Baş katsayısı d olduğu için d çarpı x kare oldu. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2x geldi. Başında d olduğu için 2 çarpı d x oldu arkadaşlar. Artı ikincinin karesi yani 1 oldu. D ile çarpılınca da D olarak gelmiş oldu. Şimdi buradan D'nin işareti eğer pozitifse hepsi pozitifle başlayacak. Burası da pozitif olacak, burası da pozitif olacak, burası da pozitif olacak. Eğer D'nin işareti negatifse 2D de negatif olacak. Buradaki D de negatif olmuş olacak. Bize burada A, B, C olarak gösterdiği yerler zaten D, 2D ve D oldu. Şimdi biz bu parabolün kollarının aşağı doğru olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hangisini tercih etmemiz gerekiyor? Tabii ki negatif olanı tercih etmemiz gerekiyor. Bu durumda A da negatiftir, B de negatiftir, C de negatiftir diyebiliriz. Cevabımız Adana seçeneği olur. Aşağıda parabol ve doğru grafikleri verilmiştir. Parabolün grafiği eksi x kare eksi 8x'miş arkadaşlar. Şimdi biz bunu sıfıra eşitlediğimizde parabolün x eksenini hangi noktalarda kestiğini bulabiliriz. Yani eksi x kare eksi 8x eşittir 0 dediğimizde burada eksi x parantezini alacak olursak içeride x artı 8 kalacaktır. Sonucun 0 olması için ya buranın 0 olması lazım ya buranın 0 olması lazım. Buranın 0 olması için x eşittir 0. Buranın 0 olması için de x eşittir eksi 8 deriz arkadaşlar. Buradan neyi görmüş oluruz aslında? 0 noktasını kestiğini zaten biliyorduk. Demek ki diğer kestiği nokta yani A noktasının eksi 8 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçtik doğrunun denklemine. Buradaki doğru da neymiş? Y eşittir 2x artı k şeklinde bir doğruymuş arkadaşlar. Biz bu noktanın eksi 8 olduğunu biliyoruz. Yani x'e eksi 8 verdiğimizde y ne oluyormuş? 0 oluyormuş. O zaman 0 eşittir. Y'nin 0 olduğu durumda x eşittir eksi 8'di. Yani 2 çarpı eksi 8 artı k olarak geldi. Buradan eksi 16 geldi. Karşıya attığımda artı 16 olur. Yani k eşittir 16 olarak gelmiş oldu. Yani bu doğrunun denklemi aslında y eşittir 2x artı 16'dır arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bizden ne istemiş? Demiş ki A, B, C'nin alanı. Burada bir üçgen var. Üçgenin alanını soruyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım hadi. Şu A noktasını biliyoruz biz. Eksi 8 noktası. B noktasını nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Parabol ile şu doğrunun kesiştiği noktaları bulduğumuzda, şu noktayı bulduğumuzda aslında B noktasını da bulmuş oluyoruz. Doğru değil mi? O zaman bunları birbirine eşitleyelim. Yani eksi x kare eksi 8x eşittir 2x artı 16 dedik. Burada eksi x kareyi sağ tarafa atalım. Artı x kare olsun. Eksi 8x'i sağ tarafa atalım. Artı 8x. 2x de buradan gelmiş oldu. 10x oldu. Bir de 16 var burada arkadaşlar. Şu şekilde bir denklem gelmiş oldu. Bunu da çarpanlarını ayıralım hadi. X'e x olarak ayırsak
Şurayı da nasıl ayırabiliriz? Aslında 8'e 2 olarak ayırabiliriz arkadaşlar. Çarpımları 16 olur. Toplamları da şuradaki 10'u verecektir. Yani x artı 8 çarpı x artı 2 eşittir 0 şeklinde gelmiş oldu. Sonucun 0 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. Buranın 0 olması için x eşittir eksi 8 olması lazım. Buranın 0 olması için de x eşittir eksi 2 olması lazım. Biz zaten kesiştiği noktalardan birinin eksi 8 olduğunu biliyorduk. B'yi bulmak istiyorduk. B'yi de bulmuş olduk. Eksi 8 buysa demek ki B de eksi 2 olacaktır. Ve şuranın da eksi 8 ile eksi 2 arasının, yani şuranın 6 birim olduğunu söyleyebiliriz bu durumda arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi tabanı bulduk biz. Bir de yüksekliği bulursak eğer, o zaman alanını da bulabiliriz. Yüksekliği nasıl bulacağız? Eksi 2 yazdığımızda ister parabolde yazalım ister doğruda yazalım zaten aynı noktayı bulmuş olacağız. Şu uzunluğun ne olduğunu bulmuş olacağız arkadaşlar. Eksi 2 yazdığımızda ne geliyor? 2 çarpı eksi 2 artı 16'dan 12 geliyor arkadaşlar. Demek ki şurası 12. Şu uzunluğun 12 olduğunu söyleyebiliriz. Eğer burası 12 ise şurası da 12'dir diyebiliriz. Şimdi tabanı da biliyoruz, yüksekliği de biliyoruz. 6 çarpı 12 bölü 2 deriz. 72 bölü 2'den 36 gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Yukarıdaki şekilde y eşittir x kare eksi 12x artı m fonksiyonunun grafiği verilmiştir. AB eşittir 4 OA olduğuna göre m değeri kaçtır diye sormuş. Biz burada OA'ya A dersek arkadaşlar, küçük a dersek, bu durumda burası neye eşit olacaktır? 4a'ya eşit olacaktır. OA uzunluğuna a dedik, AB uzunluğu da 4a olarak gelmiş oldu. Yani bu durumda A noktasına, aslında biz şuraya kadar geldiği için direkt A diyebiliriz. B noktasına da ne diyebiliriz arkadaşlar? A'nın üzerine 4a daha eklenmiş. O zaman burası 5a'dır diyebiliriz. Çok güzel. Şimdi burada kökler toplamını nasıl buluyorduk? X1 artı X2. Nasıl bulacağız? Eksi B bölü A'dan buluyorduk değil mi? Burada denklemde ne olarak verilmiş? B eksi 12 olarak verilmiş. A da 1 olarak verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla buradan ne gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu. Peki biz neyi 12 bulduk şu anda? Kökler toplamını. Biz köklerden birinin A, diğerinin de 5A olduğunu biliyoruz. Yani aslında biz A artı 5A'yı 12 olarak bulduk. Yani aslında 6A eşittir 12 gelir. İki tarafı da 6'ya böldüğümüzde A eşittir 2 olarak gelecektir. Eğer A 2 ise şunu söyleyebilir miyiz artık? Şurası 2 noktasıdır. Burası da 5A noktasıydı. 5 çarpı 2'den 10 noktasıdır diyebiliriz. Bize neyi sormuş? M değerini sormuş arkadaşlar. Bunu nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. X yerine 2 yazdığımızda sonucun 0 geldiğini biliyoruz. Aynı şekilde X yerine 10 yazdığımızda da sonucun 0 geldiğini biliyoruz. İstediğimizi yerine yazıp bulabiliriz. Hangisini yazarsak yazalım. 2'yi yazdığımızda mesela sonucun 0 sonuç 0 olacağı için 0 eşittir 2'nin karesi eksi 12 çarpı 2 artı m olarak gelir. 2'nin karesi 4'tür. Eksi 12 ile 2 çarpınca eksi 24 gelir. 4 eksi 24'ten eksi 20 sol tarafa atarsam artı 20 olur. 20 eşittir m'dir. Bize zaten m'yi sormuştu. Cevabımız Denizli.